Ömer Hayyam diyor ki, adım attığın zaman bastığın toprakta bazen kim bilir hangi keyin, hangi hüsrevin göz bebeği var. Aa, eyvallah. Neredeler onlar? İskender nerede? Dünya Fatihi, Sezar nerede? Osmanlı 600 yıllık Yavuzlar, Fatihler, Kanuniler, hepsi. İşte bu dünya böyle, bu kadar kalleştir. İnsan inanası gelmiyor. Gerçekten bunlar yaşadılar mı bu dünyada? İnsanın inanası gelmiyor. Şey diyor ki, bir Avrupalı seyyah Kanuni Sultan Süleyman'ın Edirne'den girişini anlatıyor, tasvir ediyor. Daha sonra ressamlar, batılı ressamlar tarafından Edirne'den girişi çok çizilmiştir tablolar halinde. Diyor ki, Türklerde alkış adeti yok. Padişah büyük bir sükunetle, muzaffer komutan, yine Balkanlarda bir yerler fethedilmiş, padişah yurda giriş yapıyor Edirne'de. Kalabalık yolun iki tarafını almış, en ufak bir tezahürat yok. Padişah sükunetle geçip gidiyor. Altın koşumlar, ipekler, atlaslar arkasından maiyeti geliyor. Ondan sonra işte bildiğimiz askerler, redifler filan, subayların diyor, yaka düğmelerinin hepsinin elmas olduğunu gördüm. Savaştan dönüyorlar bunlar. Şu ihtişama bakınız. Subayların yaka düğmelerinin hepsinin elmas olduğunu gördüm. Topkapı'ya giden izleyicilerimiz bilirler. Orada Kaşıkçı elmasını gördüler. Şu kadar bir şey. Yekpare elmas. Hikayesi bellidir. İşte Kaşıkçı'nın kadının birisi vermiş, kaşık almış, şu olmuş, bu olmuş derken saraya gelmiş. O elmasın başından geçenleri bir hayal edecek olursak bu yalan dünyanın ne kadar yalancı olduğunu görürsünüz. O elmas kim bilir kaç boyunu süsledi. Evet. Kim bilir kaç kişiyi mutlu etti, kaç kişiye hediye edildi, kaç kişiye armağan edildi, döndü, dolaştı. En son şu anda bir müzede. Yalnızca o elmasın serüveni dahi bu dünyanın hakikaten bir oyalanma, bir yalan, boş bir şey olduğunu bize anlatır.